Selamlar herkese. Yeni bir Minecraft güncelleme videosuna hoş geldiniz. Bugün 20W09A deneme sürümünü inceliyoruz. Öncelikle iki yeni bloğumuz var. Ağlayan obsidyen ve hedef bloğu. Bunların detaylarına bakmadan önce sıralamaya göre yenilikleri inceleyelim. Hadi bakalım. Piglinlerle yaptığımız takasta artık bize fırlattıkları eşyalar daha cazipmiş. Bu tekrardan yapılandırılmış. Mesela hem altın attığımızda veya hem sağ tıkladığımızda bize fırlattıkları itemler daha iyiymiş yani. Ve toplamda attıkları eşyalar ise şunlar. Bunlar bir tam olarak sınıflandırmıyor. Bazılarını 3, bazılarını 5 falan. Bunların belirli bir oranları var. Hepsini sıralamak gerekiyorsa nedir tuğlası, nedir kuvarsı, deri, ışık taşı tozu, obsidyen, ip, çakıl, mantar ışığı, varpit fungus, çarpık nesilyum, crimson fungus, en birincisi ağlayan obsidyen, ateş topu, ateş direnci iksiri ve son olarak magma kremi. Bunları piglin ticaretinde elde edebiliyoruz. Şu iyiymiş bu arada. Bir diğer yenilik de akıntılı alanlarda artık netherite eşyaları sürüklenebiliyor. Bakalım. Bakın akıntıya kapıldılar ve doğrudan ilerlediler. Biliyorsunuz ki netherite eşyaları lavda yanmıyor. Bunlar tekrardan isimlendirilmiş. Crimson fungus, warped fungus. Nether eklenen yeni mantarlar artık sadece eşleştikleri biyomlarda büyüyebilecekler. Yani crimson fungus, crimson forest'ta, warped fungus ise warped biyomunda yetiştirilebilecek. Mesela şuraya sağ tıklıyorum. Herhangi bir tanesini ekemiyorum. Bunları ekip yetiştirebilmek için bu biyomlarda olmanız gerekiyor. Netherwart blokları çapalar ile artık hızlı bir şekilde kırılabiliyorlar. Netherite kullanıyorum şu anda. Bu en hızlısı sanırım. Ve elimize kırdığımızda çok daha yavaş. Evet, çapalar burada bir nevi işe yaradılar. Elmasla kırıyoruz. Bu arada elmasla netherite arasında çok milimlik bir fark var. Öyle çok fazla da fark olduğu söylenemez. Altın ve demir. Evet. Bunlar aynı şekilde çarpık yumru blokları için de geçerli. Bunlar da yine çapalar ile hızlı bir şekilde kırılabiliyorlar. Ağlayan sarmaşıkları artık tırmanabiliyoruz. Mesela 2 blok seviyesindeyim. Buradan ona tutunabiliyor muyum? Hayır. Biraz daha çekeceğim aşağı. Şimdi evet, sarmaşık bildiğiniz aynı işlev. Bunların adı da bu arada ağlayan sarmaşık olarak Türkçelendirilmiş. Başka var mı? Şuraları biz kendimiz ekelim. Bu şekilde çeker. Doğrudan yukarı çıkabiliriz. Evet, görünüş bu şekilde. Biyomlar arası geçiş yaptığınızda artık ortam biraz daha yumuşak. Daha bir pürüzsüz olarak yenilenmiş. Evet. Şu anda bunu görebiliyoruz. Oldukça yumuşak. Oldukça narin. Sırada hedef bloğu var. Bu blok redstone sinyali yayıyor. Ve yaydığı bu sinyal bloğun merkezine ne kadar yakınsa o kadar kuvvetli oluyor. Yapımı ise oldukça basit. İlk olarak yapımına bakalım. Daha sonra işlevlerine devam edeceğiz. Target şu anda ismi bu. Hedef yani. Blok olarak belirtilmemiş. Yapımı ise ortaya bir saman balyası ve 4 tane kızıl taş tozunu koyduğunuzda target bloğunu alıyorsunuz. Sesi ise aynı balya tarzı. Görünümü ise balyaya benzer bir tonlamayla yapılmış. Detaylı incelediğimizde altı yönünde de farklı farklı dokulara sahipler. Mesela parçacıklar daha yaygın. Burada. Bu yönde daha farklı. Bu yönde daha farklı. Yani her yer aynı değil. Şu kareler, parçacıklar farklı farklı yapılmış. Bu blok en fazla 10 uzunlukta bir sinyal yayıyor. Arka tarafa bakacak olursak şu şekilde buradan sinyal aldım. Ve bu tarafa doğru 10 tane hem nota bloğu hem de lamba koydum. Şimdi bir takım testler yapacağız. İlk olarak fırlatılabilenlerden yumurta. Evet. Kar topu. Evet. Üçlü mızrak. Evet. Arbelet. Evet. Ve yay. Bunlar hedef bloğu içerisinde geçerli. Bu bloğun en ortasını merkez olarak sayıyorum. Ve çevresinde kaç birim kare var? Bunu saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çıkıyor. Peki her kare bir sinyale mi eşit? Bunu incelememiz gerekiyorsa ben test ettim. Öyle bir şey yoktu. 1, 4, 4'e çıktı bir anda. 3 değişiyor. Yani doğru bir şekilde vurursak aslında bunun öyle olmadığını görebiliriz. Alttan 2 oldu şu anda. 3. 5'e çıktı bir anda. 7. 10. Yani şu anda sanırım biraz bug'lı da olabilir. Demin test ettim. Daha farklı sonuçlar da oldu gibime geldi. Ama buradan çıkartmamız gereken bir şey varsa merkezden dışarı her bir kare bir sinyal uzunluğuna eşit değil. Ama bu düzeltilebilir. İksirler de fırlatılabilir. Peki bunlar da etki ediyor. İyiymiş. Yine aynı şekilde
Tecrübe iksiri de fırlatılabilir ama bu geçersiz kalmış. Peki şöyle bir şey denemek gerekiyorsa hemen tekrarlayıcı yaptım. Ön tarafa fırlatıcı ve içerisine hava ifşekleri. Çok saçma gidiyor ama yine de tutsa da herhangi bir enerji paylaşımı yok. Bu bloğun beraberinde yeni bir gelişim de var. Yani hedef tahtası. Kendisi nişan aldan sonra geliyor ve burada hedef tahtasını okla vur gibi bir açıklama var. Bunu bu şekilde elde edebiliyoruz. Sırada ağlayan obsidyen var. Bununla ilgili bir takım fikirlerim var. Ne olduğuyla ilgili. Kendi tahmin ettiğim şeyleri sizlere aktaracağım. Olmayabilir. Tamamen tahmin yürütüyorum bu arada. Öncelikle bunların da ismi obsidyen olduğu için, yani obsidyenin farklı bir varyasyonu olduğu için herhangi bir portal görevi görüyor mu? Hayır. Ve bu obsidyeni elde etmenin tek bir yolu var. Şu anda pigminlerle ticaret yapmak. Dünyanın herhangi bir yerinde bulunmuyor. Bu arkadaşlarla altın ticareti yapacağız ve rastgele bu obsidyeni elde edeceğiz. 8. takasta bana toplamda 5 tane ağlayan obsidyen verdi. Bu şu demek değil. Bu obsidyeni 8. takasta bana atmıyorlar. Tamamen şans oranı var. O oranla birlikte elde ediyorsunuz. Önemli güncellemelerden bir diğeri ise zombi pigmanlar tamamen yenilendi. Artık zombileşmiş pigmen olarak biliniyorlar. Yenilenen isimleri ve görünüşleri. Geri kalan her şey daha önceki gibi aynı. Mantıklarında hiçbir fark yok. Detaylıca inceleyelim. Bir tane kulakları var ve şu tarafları daha da iskeletimsi. Evet. Game Mode Survival'a geçtim ve vurduğumuzda çevredekiler yine bana targetlar. Evet. Geliyorlar. Pigline ne oluyor ya? Evet. Ağlayan obsidyenle ilgili tahminim şöyle. Mesela bir portalı normal bir şekilde aktif edelim. Şu anda normal boyutlarda bir portal kurdum. Bunu açıp Nether'e geçtiğimde Nether'da ölürsem dünyadan spawn olabilirim. Ama ağlayan obsidyen ile bir portal kurup bu portal aracılığıyla Nether'e geçersem Nether'da öldüğümde Nether'da tekrardan canlanabilirim gibi bir tahminim var. Benimle aynı fikirde olan veya aynı tahmin yürütmüş birçok insan olabilir. Bilmiyorum, en mantıklısı bu geliyor bana. Diğer türlü bir jeneratör anlamda, ne bileyim, mesela şey var. Nerede o? Güç saçan. Bunun enerji alabilmesi için su altında olması ve çevresinde prizmarin bloklarının olması gerekiyor. Bunun gibi bir güç saçan şey ile, ne bileyim, etki alanı içerisinde yeniden doğmak gibi bir jenerasyon olur mu? Hiçbir fikrim yok. Mantıklı da değil gibi geldi bana. Belirttiğim gibi en mantıklısı normal bir obsidyenmiş gibi ağlayan obsidyeni kullanıp Nether'e geçersek ve Nether'da ölürsek tekrardan Nether'da spawn olabiliriz. Şöyle de bir şey var mesela. Dünyanın belirli spawn chunkları var. Bu olan oyuncu olsa da olmasa da sürekli aktif. Ha, bunu dedim diye şöyle bir şey algılayabilirsiniz. Mesela o biyomda sürekli bitkiler büyüyebilir. Ne bileyim, bu tarz şeyler düşünebilirsiniz ama öyle değil. Minecraft'ta birçok şeyin gerçekleşebilmesi için oyuncuya ihtiyaç var. Spawn chunklarının içerisine oyuncuya ihtiyaç olmayan farmlar kuruyoruz ki biz orada olmasak da sürekli çalışsın. Chunklar daima aktif. İyi bir şekilde verim elde edelim. Olay buydu. Şimdi konuyu şuraya taşıyacağım. Nether'da da aynı şekilde bir spawnlanma bölgesi olabilir. Mesela ağlayan obsidyenle Nether'e geçtin. Nether'daki spawn chunklar içerisinde Overworld üzerindeki gibi belli başlı bir takım şeyler olabilir. Bilmiyorum, tamamen tahmin, tamamen sallamasyon, yani kendi fikrim, herhangi bir yerden görmedim. Veya böyle şeyler belirtilmedi. Yanlış anlamanızı istemem bu yüzden. Size tahminlerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. Hep birlikte tartışalım. Bakalım bu ağlayan obsidyeni nasıl değerlendirecekler. Daha önceden Minecon canlı yayınında bu ağlayan obsidyeni Nether'da yeniden spawnlanabilmek için oyuna dahil edebiliriz gibi bir açıklamada bulunmuşlardı. Şimdi bunu oyunda gördük. Şu anda sadece dekoratif amaçlı kullanılabiliyor. Ama ilerleyen güncellemelerde gaz çekil bunun işlevi ekleneceğini de belirtmişler. Yani mutlaka ama mutlaka Nether'da spawn olmayla ilgili bir olaya bağlantısı olacak bu obsidyenin. Biyomlar arası geçişi biraz daha detaylı bir şekilde incelemek gerekiyorsa aslında bu bloksal anlamda değişim kazanmış. Mesela şöyle yapalım. Diğer biyoma gittikçe yaklaştığımda tonlamalar açılıyor. Biraz daha gireceğim. Evet, tam görünüme sahip oldum şu anda. Yavaşça şimdi diğer biyoma geçiyorum. Tam arasında kaldığımda gördüğünüz gibi beyaz. Geçtiğimde yine ilerleyişe göre tonlamaları görebiliyoruz. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Destek için videoyu beğenebilir, görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.